Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz e, Altın Mahmuzlar Savaşı, sene 1302. Fransızlar ve Flamanlar arasında yapılmış bu savaş. Altın Mahmuzlar Savaşı, Flandriya'da Kortrek yakınlarında Lonca üyesi zanaatçılardan, özellikle de dokumacılardan oluşan eğitimsiz bir Flaman piyade milis gücünün Fransız askerleriyle soylu Flamanlardan kurulu bir süvari birliğini yenerek bölgede Fransız egemenliğinin yayılmasına engel olduğu çarpışma. Sene 11 Temmuz 1302. Çarpışmanın adı yenilenlerden ele geçirildiği söylenen mahmuzlardan gelmektedir. Milisler iyi silahlanmamış olmalarına karşın mevzilendikleri dereler ve hendeklerle çevrili arazinin hızlı bir süvari hücumuna el vermemesi nedeniyle zafer kazandılar. Arazinin bataklık olması süvarilerin başka çabalarını da engellemişti. Bu zaferle dokumacılar loncası kent merkezinde siyasal üstünlüğü ele geçirerek Fransızların bölgeyi ilhak tehditlerine son verdi. Ama bu zafer Flandriya'daki Fransız etkisini kırmaya ve soylular sınıfının kentlerdeki ekonomik egemenliğine son vermeye maalesef ki yetmedi. 1278'de Flaman kontluğuna Hvede van Dampierre adında yeni bir kont getirildi. Kont Fransa'nın genişleme politikasına karşı çıktı ve şehir içi konseyleri üzerinde giderek daha fazla kontrol elde etmeye çalıştı. O dönemdeki yün ticaretiyle bağlantılı olarak Flandriya ekonomik açıdan İngiltere'ye güçlü bir şekilde bağımlıydı. Ancak yine de Fransa ile feodal bir bağı vardı. Fransa ve İngiltere savaştayken Kont de Van Dampierre İngiltere'nin yanında yer aldı. Ve bu fayadal bağı sona erdirdi. Bunu 1297'de İngilizler yün yığınını bırak eden yani bu Hollanda'da bir şehirdir, taşımakla tehdit ettikten sonra yaptı. Kont'un İngiltere ile ittifak kurmasından yaklaşık iki yıl sonra Flandra izole edildi. İngiltere ve Fransa 1299'da Montreal anlaşmasıyla barışı sağladı. Kısa bir süre sonra 1300'lü yılların başlarında Flandriya, Fransız kralı 9. Filip'in birlikleri tarafından işgal edildi. Kont Dampier oğullarıyla birlikte Fransızlara teslim oldu. Flanders vilayeti daha sonra bütünüyle Fransız kraliyet alanına eklendi. Brüksü Mettin, Brüksü Sabahı 17 Mayıs 1302'de Fransız asilzade Jacques de Chatillon askeri kuvvetleriyle Brehe'ye doğru yola çıktı. 9. Filip tarafından Flandriye valisi olarak atanmıştı. Onun gelişine cevaben çok sayıda Brehe sakini şehri terk etti. İsyancılar bir araya gelerek 18 Mayıs gecesi sürpriz bir saldırı başlattı kasabada bulunan ve yakaladıkları Fransız askerlerine Schild en vriend yani kalkan ve arkadaş demeye mecbur ediyorlardı. Bu iki kelimeyi tekrarlamaya çalışan Fransızlar Brehe lehçesinde söyleyemedikleri için isyancılar kimi öldüreceklerini hemen buluyorlardı. Vali Jacques de Chatillon bu katliamdan kıl payı kurtuldu. Bu sürpriz Gece saldırısı Brüh'ü sabahı Brühsmetten olarak tarihe geçti. Brühsmetten 11 Temmuz 1302'deki Büyük Altın Mahmuzlar Savaşı'nın sebebi olacaktı. Brüh'ü sabahından sonra Filamanlar bir kurtuluş saldırısı başlattı. Askerlerin çoğu Temmuz ayında Kortrek yakınlarında bir araya geldi. Bu arada Fransız kralı Flandriya'ya bir şövalye ordusu göndermişti. Artuva Kralı 2. Robert liderliğindeki bu ordu 8 Temmuz 1302'de Kortrek yakınlarındaki Potelberg'de kamp kurdu. Fransızlar daha sonra iki gün boyunca şehre saldırdı. Fakat boşunaydı bu. Daha sonra açık alanda yapılacak bir savaşın kaçınılmaz olduğu anlaşıldı. Gelelim. Altın Mahmuzlar Savaşı'nı anlatmaya. 11 Temmuz'da Fransız ordusu, Filaman kampının bulunduğu Kortrek şehrinin doğusundaki bölgeye taşındı. Yaklaşık 10.000 kişiden oluşan Filaman ordusu, kendisini bir hilal şeklinde konumlandırdı. Ortada Bröhün'ün özgür sakinleri, sağ cenahta William van Hulik önderliğindeki genç Bröhüller, ve sol cenahta ise Hüeyde van Naam'ın liderliğinde Flandriya'nın doğu kesiminde yaşayanlar, Flaman birliklerinin lideri Zeus Asilzadesi, 3. Jan van Renesse'nin yedek birlikleri de vardı. Öğleden sonra okçular ön atışlarına başladılar. 3 bölüme ayrılmış olan yaklaşık 2000 kişilik Fransız hafif piyade şövalye birliği ilerledi. Önce sol grup saldırdı. Bu saldırı alt kısmı toprağa sokulmuş, çelik uçlu kalın sopadan oluşan mızraklar duvarına takılır ve filaman silahı olan hudundah'larla hafifletilir. Evet. Bu gördüğünüz arkadaşlar hudundah İyi günler silahı. Bu silah en çok Altın Mahmuzlar Savaşı ile tanınır bilinir. Hudündag bu savaşta çok başarılı oldu. Filamanlar sol kanattan gelen saldırıyı başarılı bir şekilde püskürttü ve sağ kanattan gelen saldırıda savuşturuldu. Bundan sonra Fransız ordusunun merkezi ilerledi. Fransızlar başlangıçta buradan geçecek gibiydi. Ancak 3. Jan van Rennesse'nin müdahalesiyle bu saldırıda püskürtüldü. Filamanlar herhangi bir esir almadı. Artuvalı, 2. Robert dahil neredeyse tüm şövalyeler öldürüldü. Savaştan sonra Filaman, savaş alanında yaklaşık 500 adet mahmuz topladılar. Filamanlar Altın Mahmuzlar Savaşı, adını buna borçludur. Filaman Kurtuluş Mücadelesi Birçok Filaman için Altın Mahmuzlar Savaşı Filamanların Kurtuluş Mücadelesini simgeler. Bu yüzden bu savaş çok önemlidir. 19. yüzyılın sonundan itibaren Flandriya'nın çeşitli yerlerinde 11 Temmuz kutlamaları düzenleniyordu. 1973'ten itibaren ise Filaman Bayramı olarak ilan edildi ve hala da kutlanmaktadır 11 Temmuz'da. Arkadaşlar dersimiz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.